Türk seven dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 13 dörtlük ölçüyle yazılan Erzurum yöresine ait Kırmızı Gül Demet Demet adlı türkünün solfejini yapacağız. Türkü notasına videonun altındaki açıklamalar bölümünde verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Konuları iyi kavrayabilmeniz için ders videolarımı sırayla izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bütün videolar birbirleriyle bağlantılıdır. Söz konusu videolara sağ üstte görünen temel bağlama eğitimi adıyla oluşturduğum oynatma listesi linkinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak abone olmalarını sağlayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi konumuza geçelim. Önce nota sayfamızı inceliyoruz. Ölçülerimiz 13 dörtlük. Si notasını bemol 2 olarak çalacağız. Diğer notalar natürel. 13 dörtlük ölçüler 3 dörtlük, 3 dörtlük, 3 dörtlük ve 4 dörtlük olmak üzere 4 ayrı bölümde çalacağız. Bu türküde ayrıca triole vuruşlar var arkadaşlar. Triole vuruşa geldiğimiz zaman da onu izah edeceğim. Şimdi bu uyarılarla sohbetimize başlayalım. Önce ilk 3 dörtlük bölümümüz es, do, re, 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 mi, do, re, do. Es, do, re, 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 mi, do, re, do. Es, do, re, 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 mi, do, re, do. İkinci 3 dörtlük bölüm re, mi, do, re, mi, re, re, mi, do, re, do. Kalıplar hep birbirlerinin benzeri olacak arkadaşlar. Çok kolay çalacağız. Re, mi, do, re, mi, re, re, mi, do, re, do. Re, mi, do, re, mi, re, re, mi, do, re, do. Evet. Üçüncü, üç dörtlük bölümümüz. Re, mi, do, re, mi, re, re, mi, do, re, do. Yani ikinci bölümün tekrarı olmuş oluyor. Re, mi, do, re, mi, re, re, mi, do, re, do. Re, mi, do, re, mi, re, re, mi, do, re, do. Evet, son bölümümüz dört dörtlük olarak yazılmış. Burada bir geçiş yazdım arkadaşlar. Bakın kalıplar hep birbirinin aynısı. Çok az değişiklikler olacak. Re, mi, do, re, mi, re, 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 do, si, la, do, si, do, re. Re, mi, do, re, mi, re, 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 do, si, la, do, si, do, re. Bu en son vurduğum re, bir sonraki ölçünün başındaki re arkadaşlar. Geçiş olduğu için o şekilde bağladım. Evet. Şimdi birinci ölçümüz bitti. Bu birinci ölçüyü yani iki dizedeki notaları birlikte çalıyorum. Es, do, re, 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 mi, do, re, do, re. Geçiyoruz. Evet. Şimdi diğer ölçünün ilk bölümü re ile başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki geçişten geldiğimiz için re. Eğer o geçişi yapmamış olsaydık es vurarak başlayacaktık. Evet. Re, si, do, re. Re, mi, do, si.
Re, si, do, re. Re, mi, do, si. İkinci üç dörtlük bölüm. Re, mi, do, si, re, do, do, re, si. Burada do, si, re, tirole vuruş arkadaşlar. Altında zaten 3 rakamı var. Dikkat ederseniz. 3 16'lık ve 1 8'lik notadan oluşan bir kalıp. Bu 3 16'lık notayı 1 8'lik zaman içerisinde vuruyoruz. Buna triole vuruş diyoruz arkadaşlar. Evet. Sadece şu triole vuruşu biraz çalışalım. Do si re do, do si re do, do si re do, do si re do. Şimdi arkadaşlar do aşağı, si yukarı, re yukarı, şöyle tekrar aşağıya vuruyoruz. Do si re do, do si re do, do si re do. Evet, şu bu bölümü, 3 4'lük bölümü tekrar birleştireyim. Re mi, do si re do, do re si. Re mi, do si re do, do re si. Evet. 3. 3 4'lük bölümümüz. Re re si, do re si la, si do la. Re re si, do re si, la si do la. Re re si, do re si, la si do la. Birinci dolaba geldik arkadaşlar. Birinci dolabımız 4 4'lük bölümden oluşuyor. La si sol do si la si do la. La 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 do si la sol la si do. La si sol do si la si do la. La 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 do si la sol la si do. Buradan iki noktadan dönüş yapıyoruz. Re'yi vurup sonra dönüşte ikinci dalga geçiyoruz arkadaşlar. Bu birinci dolabı çalıp başa dönüp tekrar ikinci dolaba gireceğim. İkinci dolapta la 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 zaten vuracağız. La si sol do si la si do la. La 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 do si la sol la si do re. Si do re. Re mi do si re mi. Do si re do do re si. Re re si do re si la si do la. La si sol do si la si do la. La 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 la. Evet arkadaşlar, türkünün solfeji bu kadar. Diğer bölümler yine aynı bunların tekrarı. Başka değişik bir kalıbımız yok. Sözleri üzerine koymaya çalışalım arkadaşlar şimdi. Yine sözlerde bağlar var. O bağlara dikkat ederek çalışalım. Kırmızı gül deme, deme. Birinci ölçümüz bu arkadaşlar. Çok basit gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ikinci ölçüye geçiyorum. Sevda değil bir alamet. Balam nemli, yavrum nemli diyoruz. Geçiş yaptıktan sonra re'ye vuruyoruz. Sevda değil bir alamet, balam nemli, yavrum nemli.
ikinci bölümü de bitirdik arkadaşlar. Şimdi gitti gelmez ol muhannet. Gitti gelmez ol muhannet. Gitti gelmez ol muhannet. Gitti gelmez ol muhannet. Şu acabanda alan kaldı. Yavrum kaldı. Balam indi. Şol revanda balam kaldı. Yavrum kaldı. Balam indi. Şol revanda sevgili dostlar, bu türkünün solfejinde bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Biraz rahatsız olmama rağmen sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bir eserin solfejini daha bitirdik. Sorularınızı ve görüşlerinizi videonun altındaki açıklamalar bölümünde yazabilirsiniz. Lütfen kanalıma ücretsiz abone olarak destek olun. Gelecek videomuzda yeni bir eser solfejinde buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı günler, iyi çalışmalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, türkülerle kalın.